Birçok girişimciye siz destek oluyorsunuz. Evet. İşte buluyorsunuz onları bir şekilde. Yarışmalar düzenliyorsunuz. Bu gerçekten ne sıkıntıları var? O süreçler neler? Şimdi tabii bizim yani İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknokent olarak İTÜ Çekirdek diye kurduğumuz tamamen bir girişimcilik ekosistemi dediğimiz bir merkezimiz, bir platformumuz var. Ve bizim için girişimcilik tabii ki teknoloji tabanlı girişimcilik ve son dönemlerde şundan da çok mutluyuz. Artık işte başımıza icat çıkarma diyen toplum artık bence kız vermiyor da değil. Ya girişimciymiş, işte Steve Jobs olacak, yarının işte Facebook'un kurucusu olacak gibi bir algı iyicene oturmak ta diyebilirim. Dolayısıyla biz de İTÜ ve İTÜ Teknokent olarak ve İTÜ Nova Teknoloji Transfer Ofisi, bütün bunlar İTÜ'nün organları, hep beraber öyle bir şey yapalım ki dedik, teknoloji tabanlı girişimcileri fikir aşamasından alıp ta şirketlerini kurmaya, kurduktan sonra da hatta yarı yolda bırakmayıp oradan sonra da desteklemeye yönelik bir hayal kurduk diyelim. Bir girişimcinin neye ihtiyacı var diye sorduk önce kendimize. Yaklaşık 3-4 yıl kadar önce dedik ki girişimciler, hele de teknoloji tabanlıysa, mühendis olacaklar. Şu anda da gerçekten İTÜ Çekirdeğin oranı %99 oranında mühendislikten geliyor girişimciler. Bir kere fiziksel bir alana ihtiyaçları olacak, girip çıktıkları laboratuvara ihtiyaçları olacak. Evet, ofisleri, laboratuvara ihtiyaçları olacak. Yani elektriğim, suyum, internetim diye düşünmemeli, kahvem var mı diye düşünmemeli. Ceketiyle girip aklındaki projeyi hayata geçirebilmeli dedik. Fiziksel bir alan, prototipini yapmak için kimyasal malzemeye ihtiyacı varsa fonlayalım dedik. Herhangi bir hisse veya karşılığında değil, bedel karşılığında değil. Dedik ki sadece fiziksel bir alan yeterli değil. Öyleyse yanında eğitimler verelim. Çünkü çok doğal olarak üniversitelerimizden üniversite öğrencisi veya mezun olabilir. Hiç yaş sınırı yok bu sırada İTÜ Çekirdek'te. Mühendisler elbette çok güçlü bir teknik altyapıyla geliyorlar. Ama Ömer de Bahadır da söyleyecektir elbette. İş kurmak ve yapmak, işte farklı deneyimlere, deneyim de değil belki bilgilere de ihtiyacı var. AŞ mi kuracak, LTD mi kuracak? İş planı nasıl yazılır, yatırımcıya nasıl sunum yapılır? Finansal modelleme nasıl hazırlanır? Çok şey bilmesi gerekiyor. Evet, bununla ilgili eğitimler veriyoruz.